İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ali Kılıç'la gündem programında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Stüdyomda konuğum var. Konuğum Şanlıurfa tarafından sevilen, özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda uzman olan bir hocamız var. Sayın Doktor Yusuf Küçük. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet hocam, diş doktoru Yusuf Küçük kimdir? Şanlıurfa'da doğdum. İlk orta lise Şanlıurfa'da bitirdim. Daha sonra İstanbul Üniversitesi, diğer adıyla ÇAPA Diş Hekimliği Fakültesini bitirdim. 2003 yılından beri de Şanlıurfa'da, Şanlıurfalılara belli bir dönem, yaklaşık 4 yıl kadar devlet hastanesinde, ağız ve diş sağlığı merkezinde hizmet verdim. Onun dışında da Şanlıurfa'da polikliniklerde çalıştım. En sonunda kendi polikliniğimi açtım. Yaklaşık 11 yıldır kendi polikliniğimde 5 ortağımla beraber Urfalılara, Şanlıurfalılara ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet vermekteyiz. Evet. Elimizden geldiği kadar tabii, yani bir işte Avrupa kentinde hangi teknolojik cihazlar, imkanlar kullanılıyorsa Urfalılara da aynı şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet hocam, peki Yusuf Küçük özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda niçin bu kadar çok seviliyor? Yani tabii öncelikle teşekkür ederim bu iltifatınız için. İnşallah öyledir diyelim. Ben hep genç arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Diyorum ki aslında Google'dan vesaireden böyle geri dönüşler aldığımızda da onu görüyorum. Daha çok elimden geldiği kadar hastalarımı dinlerim. Onların isteklerini, fikirlerini kale alırım. Ve yine yeni meslektaşlarımıza tavsiyem daha çok sabretmeler. Yani bu meslek bir sabır mesleği. Yeni tercih edenler için de aynı şekilde o tavsiyem var. Yeni bu sene tercih eden, diş hekimliğini tercih eden, diş hekimliğini kazanan arkadaşları da tebrik ediyorum. Bu meslek çok sabır gerektiriyor gerçekten. Çok dar bir alanda çalışıyoruz. Bu dar alanda işte yeri geliyor, işte artık gözlük takmaya başlıyorsun, belli bir zaman sonra gözler gidiyor, işte bel gidiyor, boyun gidiyor falan. Ama gerçekten çok sabır isteyen bir iş. Bu anlamda yeni meslektaşlarımıza da, yeni kazanan öğrencilere de öncelikle tebrik ediyorum. Ama bu işin sabırla olacağını söylüyorum. Evet, ben neden sevildiğinizi söyleyebilir miyim hocam? Buyurun. Çünkü ben zaman zaman yanınıza gelip çay içtiğim oldu. Hastalara bir babacan şefkatiyle yaklaşıyorsunuz. Kanal tedavisinde, implantta, diş çekiminde, ağız sağlığında insanlarımız o dişçi koltuğuna korkuyorlar ya. Siz o insanlara moral veriyorsunuz. Yeri geldiği zaman sohbet ediyoruz. Yeri geldiği zaman türküler, şarkılar söylüyorsunuz. Bundan dolayı seviliyorsunuz. Eyvallah. Şimdi gerçekten bazı 3-4 yıllık meslektaşlarım var. Bana soruyorlar, hocam hala kanal tedavisi yapıyor musunuz? Hala şunu yapıyor musunuz falan diye. Ben de hala hem kanal tedavisi yaparım, hem dolgu yaparım, hem çocuk hasta bakarım, hem ileri cerrahi operasyonlar yaparım. Yani hiçbir şekilde herhangi bir vakadan, herhangi bir hastadan yüksünmem. Allah kuvvet verdiği müddetçe de hemşerilerimize hizmet vermeye hazırız yani. Evet. Peki hocam, ağız ve diş sağlığı denildiği zaman akla ne gelir? Ve ağız ve diş sağlığında nelere dikkat etmemiz gerekir? Tabii öncelikle en çok üzerinde durmamız gereken şey beslenme. Bazen hastalarımız soruyor, diyor ki hocam eskiden işte bu kadar diş çürüğü var mıydı? Bu kadar diş problemi var mıydı? Büyük ihtimalle belki de bu kadar diş problemi yoktu. Ya da biz bu kadar ağız sağlığına ilgili değildik. Ama muhakkak bir şey var. Gelir düzeyi yükseldikçe tabii beslenme çok farklı bir şekil alıyor. Yani artık beslenme beslenmeden çıkıyor. Sürekli bir şeyler yiyen bir topluluk haline geldik. Yani
durmadan bir şeyler yiyoruz. O yediğimiz yiyecekler de durmadan işte şekerler üretiyorlar. Ağız içerisinde durmadan şekerler oluşuyor ve bakteriler için çok güzel, uygun ortamlar oluşuyor. Özellikle çocuk hastalarımıza bakıyorsun, çok küçük yaşlarda, yani 2,5 yaşında çocuklar dişlerini tamamlıyorlar. 4-5 yaşında çürükler başlıyor. Bu da düzensiz beslenmeye örnek bir şey. Aslında hocalarımızın tavsiye ettiği 3 tane ana öğün, 2 tane de ara öğün. Ama biz o kadar besleniyoruz ki, yani kahvaltı yapıyoruz, bir saat sonra şekerli çay. Şekerli çay tamamen beslenme. Yarım saat sonra işte abur cubur, bir saat sonra başka bir şey, öğlen yemeği, öğlen yemeğinden sonra yine çaylar, işte şekerli kahveler falan. Yani gece uyuyana kadar devamlı bir yeme şeklinde giden bir beslenme var. Bunun yanlış olduğunu öncelikle söyleyelim. Yani çürüklerin birçoğu beslenme. Beslenme ile beraber ağız hijyeni çok önemli. Ağız hijyenine dikkat etmiyoruz. Çoğu zaman işte fırçalamayı ihmal ediyoruz. Fırçalama zaten tek başına yeterli değil. Bununla beraber ağız hijyenini sağlamak için arayüz fırçaları, diş ipi kullanımı, gargaralar, bunlar topyekün bir şey. Bununla beraber beslenme. Yani hepsi bir araya geliyor. İhmal ettiğimiz zamanlarda da çürükler oluşuyor. Genetik faktörler de var tabii ki. Bazen bazı hastalarımız geliyor, hocam ben hiç ağzıma diş fırçası vurmuyorum ama ağzımda da bir tane çürük yok. Böyle durumlarla da karşılaşıyoruz ama bu çok nadiren karşılaştığımız bir şey. Yani düzenli beslenme yapan, ağız hijyenine dikkat eden kişilerin kolay kolay diş çürüğü oluşmaz. Evet, peki Yusuf Hocam, böyle biraz geçmişe gitmek istiyorum. 50 yıl, 100 yıl öncekini diyelim, diş fırçası yoktu, diş macunu yoktu. İnsanlarımızın dişleri incik tanesi gibiydi. Bu zamanda az önce dediğiniz gibi sağlıklı beslenmelerden dolayı, irsi olaylardan dolayı insanlarımızın dişleri çürümeye başladı. Bunun sebepleri yiyeceklerden mi sadece kaynaklanıyor? Yani aslında diş fırçası çok eskiden var. Milattan önce 7000 yılında Babiller döneminde kullanılmış. O zamanlar işte misvak dediğimiz fırça, natürel fırçalar var. Biz onlara natürel kıllı fırça deriz. Daha sonra işte naylon kıllı fırçalar çıktıktan sonra daha etkin fırçalama yaptığı için natürel kıllı fırçalara göre artık naylon kıllı fırçalar günümüzde kullanılıyor. Bir de işte misvak gibi natürel kıllı fırçalar çok uzun süre fırçalamak gerekiyor ve günde belki 40 sefer fırçalamak gerekiyor ki etkin bir fırçalama olsun. Yani naylon kıllı fırçaları siz günde 3 sefer, 2 sefer fırçaladığınız zaman etkin bir temizlik yapmış olursunuz ama natürel kıllı fırçalarda günde belki 40 sefer yapmanız gerekir. Günümüzde de zaman çok önemli. Yetiştiremiyoruz zaman, hiçbir şeye zaman yetiştiremiyoruz. O anlamda o fırçaların kullanımını tavsiye ediyoruz. Yani dediğim gibi beslenme de çok önemli bu konuda. Evet. Peki hocam, diyabet hastalarında genelde, yani şeker hastalarında çok büyük zararlar vardı. Vücudun her tarafına vuruyor. Evet. Ama dişe de vuruyor değil mi? Evet, özellikle dişlerde diyabet hastalarında şunu görüyoruz. Kemik erimeleri çok fazla oluyor. Dişlerde hiçbir çürük olmadan dişi besleyen, dişi saran kemik, periodontal lifler dediğimiz kement gibi dişi çene kemiğine bağlayan o liflerde çok çabuk enfeksiyonlar gelişiyor. Ve kemik erimeleri beraberinde sapasağlam dişlerin ağız içerisinde sallandığını görüyoruz. Ve bu şekilde diş kayıpları oluyor. O anlamda şeker hastalarının da şekerlerini devamlı işte dahiliye doktorlarına düzenli düzenlemeleri gerekiyor. Kontrol altında tutmaları gerekiyor. Ama şöyle bir şey de var. Şeker hastaları her ne kadar diş kayıpları yaşasa da son dönemde tecrübelerimiz gösterdi ki, yani implantın ilk çıktığı dönemlerde implant şeker hastalarına yapılmaz diyorduk ama son dönemlerde tecrübelerimiz şunu gösterdi. İmplant şeker hastaları için gerçekten büyük bir kurtuluş yani. Kemik kaybı çok fazla olmayan hastalar için bir kurtuluş. Yani implant şeker hastalarına uygulanabiliyor. Tabii
yine şekerlerini kontrol altında tutmaları. Diyabet hastalığı devam ediyorsa, birazdan arkadaşlara rica edeceğim, implant görüntülerimi yoksa onlar da birazdan versinler. Kemik erimesi oluşmuş diyabet hastalarında. Peki onların implantları tutma ihtimali yüzde kaç? Şimdi eğer biz son 3 aylık şekerlerine baktırıyoruz, hemoglobin A1C değerine. Eğer bu 5'in üzerindeyse biraz sorun yaşıyoruz. Ama 5'in altındaysa şekerlerini düzenlemiş sayılıyorlar. O halde implant tedavisi, diğer tedavilerini yaptırabiliyorlar. Ama 5'e kadar yine değil düzenleme. Mi? Tabii. 5'e kadar. Ama normalinde diyabet hastalıklarında 3 aylık şeker olayında 6 dereceye kadar dahiliye doktorlarını normal sayıyorlar. 6'dan sonrası artık ilaç ve 9-10'dan sonrasında zaten insülin veriyorlar. Peki bir hastada 3 aylık şekeri 5-6 değil de 9-10-11-12 ise buna da implant uyguluyor musunuz? Onu bekliyoruz. Yani onu yine düzenlemelerini bekliyoruz. Düşmeden ondan sonra tedaviye başlamıyorsunuz. Düşmeden tedaviye başladığımız zaman çok büyük bir risk almış oluyoruz. Sonuç itibariyle cerrahi bir operasyon. Bir de bazen şöyle de oluyor. Kemik kayıpları, yani implanttan sonra da kemik kayıpları oluyor. Sonra implant yapılması için çok daha ileri cerrahiler gerekiyor. Kemik augmentasyonları, kemik ekleme gibi durumlar gerekiyor. Bu da şeker hastalığı için daha büyük bir risk. Bu anlamda şekerin düzenledikten sonra implant yaptırmak çok daha sağlıklı. Evet. Diyabet hastalığı harici şu anda arkadaşlarımız da yayına verdi de implantı. Diyabet hastalıkları haricinde tüm insanlara, tüm vatandaşlarımıza implant uygulanabiliyor mu hocam? Bu evet, arada görüntü üzerinde de şu anda biraz görüş konuşma yapabiliriz. Şuradan görüntüye baktığımız zaman bu özellikle arka bölge dişlerinde sinüs dediğimiz bölümler var, boşluklar var. Bu boşluklar bizim implant yapmamıza mani oluyor. Bu tip durumlarda çok özel operasyonlar yapıyoruz. Bu da yine özel operasyonlardan bir tanesi. Sinüs lifting dediğimiz sinüsün yükseltme operasyonu. Tabi buradan yandan yaklaşma, lateralden yaklaşma dediğimiz bir operasyon var. Böyle bir pencere açıyoruz. O pencereden girdikten sonra tabi sinüsle karşılaşıyoruz. Sinüs dediğimiz burnu açılan bir boşluk. Burnu besleyen, burnun sıvılarını oluşturan bir bez. Şu gördüğümüz aparatlarla, aletlerle giriyoruz. Güvenli bir şekilde, tabi bunlar özel aparatlar, özel cihazlar. Bu cihazlar sinüs membranını, sinüsün zarının yırtılmasına %90 engelleyen özel yapılmış cihazlar. Bunlarla bu şekilde bir kemik penceresini kaldırdıktan sonra şu kırmızı pembe gördüğümüz kısım sinüs dediğimiz zar. Çok ince bir zardır. Bunun yırtılmaması için özel gayret sarf ediyoruz. Bu şekilde zarı kemikten ayırıp özel yine bu aletler de aynı şekilde zarın yırtılmasına mani kemikten sıyıran özel aletler. Bunlarla sinüsü ayırıp yükseltip daha sonra buraya kemik yerleştireceğiz. Ki orada 5-6 ay, 7 ay, 8 ay sonra bazı hastalarda kemik oluşuyor. Buraya yapay kemik koyuyoruz. Yapay kemik dediğimiz kemik şey... Kemik tozu değil mi dediğimiz yapay kemik? Kemik tozu, evet. Laboratuvarlarda üretilenler var. Aynı zamanda sığırlardan elde edilen kemikler var. Bu kemikleri kullanıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş yükseltiyoruz. Membrana, sinüs zarına zarar vermeden burada çok önemli. Tabii bazı hastalarımız soruyor, hocam sinüs zarar görse ne oluyor? Yani bazen o da başımıza geliyor. Çok ince zarlarla karşılaşıyoruz. Hafif bir dokunduğun zaman yırtılan, açılan zarlarla karşılaşıyoruz. O zaman da iki tane alternatifimiz var. Gördüğünüz gibi burada kemik, yapay kemik tozu koyuyoruz. Bu şekilde burayı dolduruyoruz. Kemik yükseltme, yani sinüsün yükseltilmesinden sonra kemik
yüksek bir kemik elde ediyoruz. Bazen aynı seansta implantı yerleştiriyoruz. Bazen de 5, 6 ay, 8 ay bekleyip daha sonra implantı yerleştirdiğimiz de oluyor. Evet, peki şimdi hocam, bazen evet. O zar yırtıldığı zaman birinci tedavimiz tekrar kapatıyoruz. 2 ay içerisinde o zar kendini yeniliyor, yeniden oluşuyor. 2 ay sonra tekrar operasyon yapıyoruz. İkinci ihtimalimiz de yine özel yapay zarlar var. O zarları yerleştirip membranlar, zarlar, onları o yırtılan yere koyup onu onarıp ondan sonra yine kemik augmentasyonu, yani kemik ekleme, bu şekilde özellikle arka bölgelerde kemik kaybı olan hastalarda implant yapma şansımız oluyor. Evet. Peki hocam, implantlarda genelde çoğu hastalarımızda işte yüzde şişmeler, kızarıklıklar damarda. Onun sebebi nedir hocam? Şimdi tabii postoperatif hem tedavi sırasında atravmatik çalışmak çok önemli. Yani operasyonu yapan hekimin dikkatli olması gerekiyor. İkincisi, operasyon sonrası hastanın bakımı çok önemli. Sıcakta durmaması gerekir. Özellikle Urfa gibi sıcak yerlerde, serin alanlarda durmak gerekiyor. Ödem dediğimiz operasyon sonrası şişlik, normal bir şişlik. Bu normal karşılanabilir. Ama apseleşmeler falan olursa bu tabii ki implantın yapımını da, implantı da tehlikeye atmış oluyor. O anlamda operasyon sonrası bakım, hastalarımız tarafından bakım çok önemli. Genellikle zaten bir hafta içerisinde o şişlik geçiyor. Ödem dediğimiz vücudun normal aslında bir tepkimesi o. O geçiyor. Bazen de geçmediği durumlarda ya da hemen operasyon sonrası kesinlikle şişlik gelişmemesi için bazı özel ilaçlarımız var. Ödem sökücü ilaçlar var. Onları kullanıyoruz. Bu şekilde postoperatif hasta çok daha bir konforlu bir operasyon sonrası yaşıyor. Evet, peki Yusuf hocam, şeffaf plak tedavisi nedir hocam? Şeffaf plak tedavisi tabii son yıllarda gelişen, popüler olan bir şey. Normalde eskiden tel tedavisi dediğimiz dişleri ortodontik olarak düzeltme, dişleri normal bir sıralama, dizime getirme işlemini tellerle yapıyorduk. Apereylerle yapıyorduk. Son dönemde tabii apereylerin, işte tellerin bazı estetik görüntü sıkıntıları vardı. İkincisi, hijyen sıkıntısı vardı. Özellikle tellerin etrafında biriken yiyecek artıklarının hastalar tarafından çok iyi temizlenememesi sonucu çürükler oluşuyordu. Bundan dolayı yani hem hijyen açısından hem estetik açıdan son dönemde şeffaf plak dediğimiz plastikten yapılma özel tasarımlarla, 3 boyutlu tasarım yapılarak, bilgisayarlarda tasarımlar yapılarak 3 boyutlu modeller elde ediliyor. O modellerle uzmanların yönetiminde, tasarımında estetik, hijyenik, istenildiği zaman çıkarılabilen şeffaf plaklar oluştu, geliştirildi. Son dönemde bunları kullanıyoruz. Dişleri düzeltmek için bu plakları kullanıyoruz. Evet. Peki, hocam, implant öncesinde işte yarım protezler vardı. Onun ismini tam hatırlamıyorum. Çıt diye yerine geçiyordu. Onlar evet. Şu anda yapılıyor mu? Şöyle, yani çıt çıtlı diyorlar halk arasında, çıtlı çıtlı dediğimiz şeyler. Bizim kendi yani diş hekimliği literatüründe hassas tutucular, ankerli işler deniyor onlara. İmplantlarla birlikte de kullanabiliyoruz. Bazı halen devam ediyor değil mi onlar? Tabii, bazı vakalarda özellikle alt çenede, arka bölgelerde, mesela üst çenede az evvel gösterdiğimiz sinüs lifting dediğimiz sinüs yükseltme operasyonu yapabiliyoruz, ama alt çenede özellikle mandibular sinirin olduğu
bütün dudağı, yanağı, dilin bir kısmını uyuşturan, besleyen sinirler zarar görmesi ihtimaline karşı o implant operasyonları yapamıyoruz. O tip durumlarda sadece ön bölgelere implantlar yapılıyor. Ön dişler sabit oluyor. Arka dişler harekette dediğimiz girip çıkan ya da halk arasında takım, çene dediğimiz şeyler yapılıyor. Fakat hassas tutucular, o bahsettiğimiz çıt çıt dediğimiz yine halk arasında çıt çıt diye geçen hassas tutuculu protezler gerçekten çok konforlu oluyor. Ön taraflar sabit oluyor ama arka taraflar girip çıkan, hastanın dilediği zaman çıkarıp temizleyebildiği, akşam dokularının dinlenmesi için çıkardığı, sabaha kadar dokuların dinlenmesi gerekiyor çünkü. Onları çıkardı. O şeyler, protezler yapılıyor, hala kullanılıyor. Konforlu da oluyor yani hastalar için. Evet, hocam bir de kanal tedavisinde de uzmansınız. Onu ben yakinen bildiğim için söylüyorum. Ben buradan kimseyi rencide etmek istemiyorum. İşte bir kanal tedavisini en az 3-4-5 defa bir doktora gidip gelip için temizlenmesi gerekir değil mi? Bazı hocalarımızın 2 defa da kanalı kapattığını biliyorum. Normal kanal tedavisinde kaç seans olması gerekiyor? Şimdi aslında bu okuldan okula değişiyor. Yani her okulun öğretisi farklı oluyor. Yani bizim benim okuduğum okulda yani İstanbul Üniversitesi'nde bizim çalışma şeklimiz öncelikle tek seansta dolum değil, iki seansta. Yani birinci seansta diş kanallarının içerisine kalsiyum hidroksit dediğimiz işte dezenfektan bir antiseptik bir malzeme onu koyuyoruz. Onu kullanarak bir hafta içerisinde bazen 2 hafta bazen 3 hafta özellikle çocuklarda bazen kök ucu kapanmayan vakalarda uzun süreli 6, 8 ay, 9 ay, 1 sene takip ettiğimiz hastalarımız da var kanal tedavisinde. Bu okuldan okula değişiyor. Bazı hocalar da bazı üniversitelerde tek seansı tavsiye ediyorlar. Tabii burada önemli olan dişin nekroz dediğimiz, yani yarı nekroz ya da nekroz durumuna göre, dişin durumuna göre nekroz olan vakada zaten tek seansta hiçbir hekimimiz bitirmez. Diş ölmüş, tamamen ölmüş olduğu durumlarda illaki işte o antiseptik malzemeyi kullanırlar. Ama dediğim gibi burada yine üniversiteden üniversiteye, hocadan hocaya fark var. Burada prognozu önemli. Tedavi sonrası dişin ağızda kalması, kalma süreleri önemli. O anlamda ben herhangi bir hekim arkadaşıma da işte niye tek seansta bitiriyorsun, niye illa antiseptik malzeme koyup ilaç koyup beklemiyorsun, bu konuda diyemem. O doktor arkadaşın kendi kararıdır. Evet. Peki hocam, kanal tedavisinde tüm dişlere mi uygulanıyor yoksa sadece ağız dişlerine mi uygulanıyor? Ön dişlere de uygulanıyor mu kanal? Kanal tedavisi tabii ön dişlere de uygulanır ama ön dişlerde tek kanal olduğu için genelde çok böyle hani çürük de oluşmuyor. Yani hastalarımız biraz ön dişlerde biraz daha hijyene dikkat ediyorlar. Fırçalaması biraz daha kolay. Çukurcuklu yapılar biraz daha azdır. Yani form olarak çürüğe biraz daha az yatkındır. Ama arka dişler biraz daha yatkındır. Arka dişlerin temizlenmesi de biraz zordur. Genelde hastalarımız ön dişlerini böyle güzelce fırçalayıp ağız biraz köpüklendiği zaman hemen tükürüyorlar ve ağız hijyenimiz bitti diyorlar. Aslında öyle, o kadar basit değil yani. Ben mesela her bir fırçalama bölgesini, yani alt çenede her bir bölgeyi en az 15-20 sefer fırçalanması gerektiğini hastalarıma tavsiye ederim. Bu da yaklaşık bir fırçalamanın en az 2 dakika sürdüğünü gösteriyor. Yani 2 dakika sürmüyorsa bu ağzımızı fırçaladık anlamına gelmiyor. En az 2 dakika. Tabii ön dişlerde de şöyle sorunlar oluyor. Travma durumlarında, yani herhangi bir kaza nedeniyle vesaire nedeniyle ön dişlerde kırıklar oluşabiliyor vesaire nedenlerle kanal tedavisi gereken durumlar oluyor. Ön dişlerde de kanal tedavisi uygulanıyor. Arka dişlerde de uygulanabiliyor. Evet hocam. Benim tabii sadece bu duyduğum, bazı ülkelerde Avrupa'da veyahut başka yerde hatta bazı doktorlarımız kök dahi kalsa o kökün çekilmesine karşılar. Yani mümkün olduk o dişi kurtarmaya çalışıyorlar.
kök kalan bir diş, kanal veyahut bir kaplama veyahut bir üzerine implant olabiliyor mu? Şimdi kök kaldığı zaman öncelikle kanal tedavisi uyguluyoruz. Sadece kök kalmışsa. Evet, kanal tedavisi uyguladıktan sonra kanal dolgu patı dediğimiz o malzemenin, ilacın donması sonrası bir kısmını, yani 1/3'lik kanal kısmını çıkarıp onun yerine vidalar ve post dediğimiz bazı güçlendirici, binanın nasıl ki kolonları olur, binayı güçlendirir. Aynı o şekilde kökün bir kısmından o kanal dolgusunu çıkarıp o kolon dediğimiz, işte post dediğimiz ya da vida dediğimiz şeyleri koyduktan sonra onun üzerine dolgu yapıp daha sonra kaplamayla bir müddet daha hastanın kullanımına sunuyoruz. Tabii çok uzun ömürlü olmuyor ama implant öncesi yapılması gereken tedavilerden bir tanesi. Yani implanttan çok korkan hastalarımız oluyor. Bazen implant yaptırmak istemiyor. Hocam bir şansı daha var mı? Bu kökü de kullanabilir miyiz? Diyen hastalarımız oluyor. Onlara alternatif olarak bu tedaviyi sunuyoruz. Ama dediğim gibi çok hassas, işte böyle zorlamaya gelmeyen bir tedavi. İmplant biraz daha garanti bir tedavi. Hastalarımız genelde o post tedavisini çok da yaptırmak istemiyorlar. Hocam biraz daha garanti bir şey yok mu? İmplant olarak, alternatif olarak sunuyoruz. Ama dediğim gibi implanttan korkan bir hasta, implant yaptırmak istemeyen bir hasta için de o kök bir şans olmuş oluyor. Evet. Peki bir insan ağzında zamanla diş çürümesi oluştu. Tedavi etmedi derken kök kaldı. Bu diş içerisindeki sinirler kendi kendini imha ediyor mu, ölüyor mu? Zaman içerisinde tabii sinir dişin kökleri. Kendine bir koruma sistemi var. Küçülüyor, geriye çekiliyor, kadükleşiyor, sinirler de kendini yok edebiliyorlar. Ama bu çok nadir oluyor. Yani genellikle ölü bir hücre olarak orada kalıyor dişin içerisinde ve vücut onu dışarıya atmak istiyor. Bir yabancı cisim olarak görüyor. Yani diş öldükten sonra, sinirler öldükten sonra damar sistemi, pulpa dediğimiz sinir damar paketi öldükten sonra vücut onu artık dişi bir yabancı bir cisim olarak algılıyor ve onunla savaşmaya başlıyor. Savaşınca bu sefer orada kistik lezyonlar oluşmaya başlıyor. Daha zamanla kiste dönüşüyor. Çok büyük kemik yıkımları meydana geliyor. O anlamda ben şunu tavsiye ediyorum. Yani en az yılda bir sefer, yılda iki sefer diş hekimine gidip röntgen filmi çektirip bu tip durumlar varsa önceden önlem almalarını tavsiye ediyorum hastalarımıza. Evet. Peki Yusuf Hocam, insan ağzında 3-5 tane çürük var ve bunu tedavi etmedin. O çürük sürekli ağzında kaldı. Birinci derecede tak koku yapar. Bunun haricinde insan vücuduna ne gibi zararlar o çürüğün? Şimdi öncelikle Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımlamasına göre çürük bulaşıcı bir hastalık. Yani ağzımızda bir tane çürük varsa bu diğer dişlerin çürümesine neden oluyor. Bu birincisi. Yani ilk başta diğer dişler riski altında. Niye? Çürük içerisinde bakteriler, ağzın bir florası var. Ağız içerisinde 10 üzeri 8 tane bakteri var. Bu normal bir flora. Ama şey olduğu zaman, bir çürük oluştuğu zaman bu flora bozuluyor. Yani bakteri sayısı müthiş oranda artıyor. Artınca ilk başta diğer dişler risk altına giriyor. İkincisi diş etleri risk altına giriyor. Boğaz enfeksiyonları gelişiyor. Burunda sıkıntılar çıkabiliyor. Ve daha aşağılarda işte farenkste, midede, birçok vücudun organlarında, özellikle bizim dizimizde, eklem yerlerimizde, böbreğimizde çok ciddi hasarlar meydana getirebiliyorlar. Farkına varmadan, sinsi bir şekilde, yavaş yavaş. Vücudun her tarafına zarar verebiliyor. Tabii. Bazen vücutta sürekli diş enfeksiyonları yorgunluk da yapar. Farkına varmadığımız. Özellikle eklem yerlerinde enfeksiyonlar yaptığı zaman zaten bütün vücut yorgun bir şekilde geliyor. Bir şey yapmak istemiyorsun. O anlamda ağız hijyeni çok önemli. Ağız bakımı çok önemli. Dediğim gibi yılda iki sefer
diş hekimine gidip bir sorunum var mı, bir problemim var mı onu hastalarımıza sorması gerekiyor. Yani diş sağlığında dediğim gibi bakım çok önemli. İşte dişlerde oluşan bir tartarlar. Bunun en azından 6 ayda bir, yılda bir temizlenmesi gerekir. Değil mi hocam bunların? Evet. Şimdi şöyle, yine o da bir ağız hijyeniyle ilgili bir durum. Yani biz hani diyorum ya, böyle biraz hafif bir köpükleniyor ağzımız, tamam diyoruz, fırçaladık diyoruz. Ama en çok taşların, tartarların biriktiği kısım ön dişlerin, alt ön dişlerin arka kısımları. Orada bizim tükürük bezlerimizin açıldığı birçok bez var. Orada tükürüğümüz birikiyor. O tükürükteki mineraller zaman içerisinde çökeliyor ve orada taş oluşturuyor, tartar oluşturuyorlar. Bunlar daha sonra orada kemik yıkımına neden oluyorlar. Ön dişlerde hiçbir çürük oluşmadan kemik yıkımından dolayı çok genç yaşta hastalarımız böyle dişleri sallanıyor, geliyor, çekiyoruz. O da tartarlardan kaynaklı. O anlamda şimdi özellikle alt ön dişlerin arka kısımlarını ben böyle dirseği de yukarıya tutacak şekilde, kaldıracak şekilde şu içerideki iç kısımları en az 20 sefer fırçalamayı tavsiye ediyorum. Şu ön bölge, alt ön bölgedeki dişlerin iç kısımlarını. Bunu düzenli fırçalayan bir insanda kolay kolay yani taş oluşmaz. Ama düzgün fırçalayamayan insanda, hastalarımızda 6 ayda bir hemen taş oluştuğunu görüyoruz. Bu taş da dediğim gibi kemik erimesi yapıyor. Dişte herhangi bir çürük oluşturmadan kemik erimesi, diş etinde problemler ve sallanmalarla beraber ön alt ön bölgedeki dişlerin çekimiyle sonuçlanabiliyor. O anlamda şu buradaki hijyene özellikle dikkat etmeleri, iç kısımların en az 20 sefer fırçayla fırçalanmasını tavsiye ederim ben. Evet. Peki Yusuf hocam, süt dişleri çocukların en büyük sıkıntısı. Özellikle 3-5 yaşında çocuklar veya 6 yaşına kadar olanlar ön dişlerinde hep çürük oluşuyor. Bunun sebebi nedir? Ön dişlerde kolay kolay çürük oluşmaz ama özellikle çocuklarda gece yatmadan önce bazı annelerimiz biberon veriyor hala. Hatta biberonun içerisine, sütün içerisine şeker gibi ya da şekerli gıdalar koyan annelerimiz var. İşte bazı bisküviler veriyorlar. Onların içerisinde de çok ciddi şekerler var, tatlandırıcılar var. Yatmadan önce özellikle biberonla beslenmeyi çürüğün tavsiye etmiyoruz. Biberon mu diyorsunuz? Ve biz ona yani pedodontistler, hocalarımız, çocuk dişleri uzmanlarımız biberon çürüğü diyorlar. Özellikle ön bölgedeki çürükler için. Genelde üst bölgede çürükler oluşuyor. Evet. Peki o çocuklardaki üst dişteki öndeki çürüklerin çekilmesi uygun mu değil mi? Şimdi şöyle alt şey ön bölgedeki dişler 7 yaşında düşmeye başlıyor. Yani bizim o dişleri 7-8 yaşına kadar öndeki 4 tane dişi muhafaza etmemiz lazım, tutmamız lazım. Hem çocuğun beslenmesi için hem de yeni çıkan dişlere rehber olması açısından, dişlerin eğri çıkmaması açısından özellikle karışık dişlenme dediğimiz dönemde yani 7, 8, 9, 10, 11 yaş döneminde yani o 5 yıl boyunca annelerimize özellikle tavsiye 6 ayda bir muhakkak diş hekimine gitmeleri. Çünkü bazen çocuk geliyor 11 yaşında geliyor. 9 yaşında düşmesi gereken diş düşmemiş. Düşmeyince alttaki diş çıkamıyor, gömük kalıyor. Onu çekmek zorunda kalıyorsun. Bu sefer tel tedavisi, ondan sonra bazen operasyonlar, cerrahi operasyonlar gerekebiliyor. Yani bunu zamanında yakalanması gerekiyor. Yani bu operasyon, yani dişlerin bozulmasını istemeyen annelerimiz ya da herhangi ileri bir operasyon yaşamasını istemeyen çocuklarımızın annelerimiz özellikle karışık dişlenme dönemlerinde yani 7 ile 11 yaş arasında muhakkak suretle 6 ayda bir çocuklarını diş hekimlerine götürsünler. Dişler zamanda sürüyor mu? Alttan çıkan dişler zamanda çıkıyor mu? Çıkmıyor mu? Bazen bizim çekmemiz gerekiyor. Yani diş arkadan gelmişse tabii, çekiyorsunuz. Alttan süt dişi gelmek istiyor. Bizim için kıstas şudur. Alttaki dişin kökünün 3'te 2'sinin gelişmiş olmasıdır. Eğer alttan çıkacak diş, mesela 9 yaş dişi, 9 yaşında çıkacak diş,
kökünün 3'te 2'si gelişmişse biz onu röntgende anlıyoruz. Demek ki artık üstteki dişin çekilmiş olması gerekiyor. Önünün açılması gerekiyor. Peki Yusuf Hocam, diş daha arkadan gelmemişse o dişin çekilmesine karşısınız, doğru mu? Tabii, orada bir yer tutucu görevi görüyor. Yani yeri muhafaza ediyor. Alttan gelen dişin yerini muhafaza ediyor. Sağa sola erken kayıp eğri geliyor. Dişi çekimlerinde bu sefer yandaki dişler ortaya doğru kayıyor ve alttan çıkan dişin çıkmasını engelliyor. Evet, burada bunu söylerken olayı ortodonte getirmek istiyorum. Çarpık dişlerin işte dengesiz önce çekilen dişlerin yerine dengesiz gelen dişlerde daha sonra tel takmak zorunda kalıyorlar. Sizin şu anda normal iş yerinizde ortodontimiz mevcut değil mi hocam? Yani biz kendi şeylerimize kendimiz yapıyoruz, takip ediyoruz. Ortodonti hastalarımızı kendimiz takip ediyoruz. Ve onların zamanını devamlı biz takip ediyoruz. Kendimiz o işleri takip ediyoruz. Çünkü ortodont ve o diş telleri çok önemli. Diş telleri taktığı zamanki süreç ne kadar sürüyor ve kaç ay o dişin tellerin kalması gerekiyor? İşte vakadan vakaya değişiyor. Bazı vakalarda 5 yıl takip ettiğimiz hastalarımız da oluyor. 6 ayda, 1 yılda biten hastalarımız da oluyor. Yani bazı vakalar çok uzun sürebiliyor. Ama genelde 1 yıl, en fazla 2 yılda bitiyor. Ama 5 yıl süren vakalar da var. Yani 5 yıl boyunca takibimiz altında kalan vakalar da var. Yani çünkü ağız sağlığı ve görünümü çok önemli. İnci gibi dişlerin oluşması için ağız ve diş sağlığımızı önemli vermemiz lazım. Ve en önemlisi sizin gibi bir hocamızın kontrolüne mutlaka girmesi gerekir ben düşünüyorum. Yani Urfa'da gerçekten hekim sayımız son dönemde çok arttı. Yeni yetişen genç hekimlerimiz de var. Yani Urfa'nın şu anda diş hekimi, işte diş hekimi ihtiyacı neredeyse kalmadı. Artık hastalarımızın şehir dışına, başka illere gitmesine çok şükür şu anda gerek kalmadı. Bu süt dişleriyle ilgili şunu da söylemek istiyorum. Bazen çürükten dolayı çekmek zorunda kaldığımız süt dişlerimiz oluyor. Alttan çıkan dişin de çıkmasına 4 sene, 5 sene var, 3 sene var. Peki bu ne olacak? Muhtemelen hasta ortodontik tedavi, yani tel tedavisi, yani dişleri düzelttirmesi gerekecek sonradan. Çünkü bozulacaktır. Bunun için ne yapıyoruz? Yeri muhafaza eden, o yerin kaybolmasını önleyen yer tutucu dediğimiz küçük teller var. Yani bunu hemen hemen bütün hekimler bilir. Hastadan çok böyle hamur kıvamında bir ölçü maddemiz var. Onunla ölçümüzü alıyoruz. Ya da son çıkan teknolojide dijital ölçü cihazlarımız var. Ağız içerisinden kameralarla ölçüyü alıyoruz. Bu şekilde teknisyene gönderiyoruz. Orada bize o yeri muhafaza eden yer tutucular yapıyor. Onu da dediğim gibi alttaki diş sürene kadar takip ediyoruz. Vakit alttaki diş sürerse o zaman o yer tutucuyu çıkarıyoruz. Bu şekilde çok ileri tel tedavilerine gerek kalmıyor. Çok ciddi bozukluklara neden olmadan bu işi çözmüş oluyoruz. Evet. Yusuf Hocam, bir de bunu ben de sürekli yapıyorum ki yanlış yapıyorum. Onu da özellikle belirteyim, peşinden söyleyeyim. Çay içiyorum. Çaydan sonra hemen arkasından soğuk su içiyorum. Dişe zarar var mı bunun? Yani şöyle, son dönemde işte soğuk suyun boğaz enfeksiyonlarına vesaire herhangi bir şekilde zarar vermediğini, boğaz enfeksiyonuna neden olmadığını diyen hocalarımız da var. Takip ediyoruz onları sosyal medyadan. Şimdi şöyle, aslında her şeyin en iyisi orta olanı. Yani ne çok soğuk ne çok sıcak. Arka yaptığın zaman zarar görüyor dişler. En güzeli odur. Çünkü orada bir şok geçiriyor. Dişler de bir organ. Sinir ve damar taşıyorlar. İster istemez o aşırı sıcakta ve aşırı soğukta bir şok geçiriyorlar. Yani bir büzülme yaşıyorlar. Yani bu anlamda bu şoku yaşatmamak lazım. Aslında hiçbir organa yaşatmamak lazım bana göre. Her şeyin ortasını yapmak lazım. Yani ne çok soğuk ne her şeyin ortası sıcak. Çok önemli diyorsunuz. Evet. Hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Peki
vatandaşımızın birinde veya çocuğumuzun birinde şiddetli diş ağrısı oluştu. Apse olmuştur veyahut da kanalı açılmıştır, sinir ağrıları vardır. Gece ağrıları oldu, daha çok yaygınlaşıyor da yabancı madde kullanıyorlar. Kimisi işte yok, isim vermek istiyorum falan, dökersen iyi olur, bunu dökersen iyi olur. Bunlar gerçekten faydalı mı? Yani dişlere mi? Dişlere, yani o ağrıyan kısma. Ya ben söyleyeyim, yok hidrolik dökün, yok şunu dökün, yok bunu dökün. Bunlar gerçekten faydası mı var, zararı mı var? Şimdi tabii o konuyu araştırmadım açıkçası ben. Fakat bizim kendi kullandığımız bazı ilaçlarımız var. Mesela ağrı kesici için işte karanfil yağı dediğimiz şeyi kullanırız. Yani kendi kullandığımız ilaçların içerisinde de var. Muhakkak o kullanılan, tecrübe edilen şeylerin içerisinde de buna benzer ağrı kesici özellikle şeyler, maddeler olabilir. Ama bunlar çok düşük yoğunlukludur. Belki de öbür maddelerde çok ciddi zarar verici şeylerdir. Bu anlamda bilmediğimiz şeyleri kullanmamayı tavsiye ediyorum ben. Yani diş ağrısını gerçekten bugün itibariyle anestezilerimiz var. Ondan sonra sinir öldürücü ilaçlarımız var. Diş sinirini öldürücü ilaçlarımız var. Bunları kullanıyoruz. Çok güçlü ağrı kesicilerimiz var. Yani böyle bilmedik şeyleri ben tavsiye edemem yani. Evet hocam, peki diş ağrısının hipnozla beyinde o anda ağrıyı giderebilir miyiz? Bunu sormamın sebebi, arkasında ben bir örnek vereceğim, onun için söylüyorum. Şimdi şöyle, ben bir ara çok merak ettim. Hipnoz kursuna da katıldım. İstanbul Üniversitesi'nde bizim bir hocamız şu anda Medipol Üniversitesi'nde dekanlık yapıyor. O hocamızın bir kursuna da katıldım. Yani kendisinin çok ciddi uyguladığını biliyorum. Ağrıyı geçirdiğini, ondan beyinde sonra... Beyinde götürüyor onu. Hastaların korkularını yendiğini, bir şekilde hatta tamamen uyutarak tedavi ettiğini bize anlattı. Tabii ben workshop olarak, yani böyle bizzat şeyleri, vakaları görmedim. Sadece kursa merak ettiğim için katıldım. Bunun uygulandığını hocalarımızdan duyuyoruz. Bilimsel gerçekliği var yani. Evet, ben şöyle örnek vereyim. Bunu sorarken o örneği vermek için özellikle sordum. Bundan 7-8 yıl önceydi. Gece saat 2:30-3. Çocuk bir anda, benim çocuk diş ağrısıyla uyandı. O zaman sadece diş hastanesinde bir nöbetçi hocamız vardı, diş çekmek için. Ama dişi hapse yapmış, ben bunu biliyorum. Ama nasıl bir ağlıyor? Karşıma aldım, dedim kızım dişim ağrımıyor söyle, dişim ağrımıyor söyle. O şekilde dedi, baba dişimin ağrısı geçti. Neyse o gece uyuttuk. Aradan 3 gün geçti. Benim diş ağrısı başladı mı? Ama nasıl bir ağrı? Kızım karşıma geçti, baba dişim ağrımıyor, baba dişim ağrımıyor. Dedim ya, desem de demez dişim ağrımaya başladı. Geçmiyor bu ağrı dedim. Yani diş ağrısı Allah kimsenin başına getirmesin. Amin. Çok kötü yani. Amin. Ve özellikle de gece diş ağrısının oluş sebebi de kan basıncının fazlalığından kaynaklanıyor. Doğru değil mi hocam bu? Tabii, uzandığımız zaman biraz daha beyne doğru, başa doğru biraz daha kanlanma daha yüksek düzeyde oluyor. Basınç artıyor. Onun etkileri olabilir. Bu şeyle ilgili de, hipnozla ilgili de İşte Avrupalıların Avicenna dediği, işte bizim İbn Sina diye tanıdığımız, bildiğimiz doktor İbn Sina'nın sözü var. Diyor ki insan hayal ettiği her şeyi gerçekleştirebilir. O anlamda ağrıyı da giderebilir. Tabii işte orada beyin yönetiyor sizi aslında. Motive olabilme. Zaten ağrı kesiciler de olur. Yani beyne giden şeylerin, iletilerin kesilmesidir yani. Onu sen hipnozla kesiyorsan bravo yani. Yani diyelim bir insanın başı ağrıyorsa, o aldığı ilaç baş ağrısına iyi gelmezse bile ona inanıyor ya beyninden. Başın ağrısı geçecek diyor ve otomatikman geçecek. O yüzden evet. Diş ağrısı olanlara şuradan şu tavsiyede bulunalım. Diş ağrıdığınız zaman kesinlikle dişim ağrımıyor diye kendinizi hipnoze edin. Yani o saatte eğer bir hekim bulamıyorsan, çıkmaz yoldaysan denenebilir. Ama gündüz de bunu yapmamak lazım. Aynen öyle. Çünkü diş problemleri ne yazık ki yani küçük bir çürükken dolgu yapıyoruz. Çürük ilerledikçe kanala gidiyor, diş canlılığını kaybediyor, sıvı kaybediyor, kırılgan bir yapıya bürünüyor, sinirlerini kaybediyor. Biraz daha ilerlediği zaman kemik kayıplarına yol açıyor.
biraz daha ilerlediği zaman artık implant yapılamayacak bir düzeye geliyor. Yani kemik kaybı o kadar fazlalaşıyor ki o anlamda hani çok da böyle ertelememek lazım. Evet. Hocam programımızın sonuna geldik. Son olarak sevgili Şanlıurfa halkına, bizleri izleyen izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani dediğim gibi yılda en az iki sefer diş hekimine gidip derdimizi anlatalım. Varsa derdimiz, yoksa da herhangi bir problemi önceden görme adına hekimimize danışalım diyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet. Dilinize sağlık. İnşallah ilerleyen haftalarda tekrar sizleri burada konuk ederiz hocam. Evet sevgili izleyenler, Ali Kılıçdaroğlu Güne programı sonuna geldik. Bu akşamki konuğum tedavisinde özellikle hastaya moral veren, dişçi koltuğunda korkan insanlara bir nevi motivasyon yapan diş doktorumuz Sayın Yusuf Küçük'tü. Sayın Yusuf Küçük'e ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dilinize sağlık, ayağınıza sağlık diyorum. Biraz sonra görüşmek üzere. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.